Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Clio 5 aracımı servise getirdim. Neden servise getirdim? Çünkü aracım 6 aylık olunca beni müşteri hizmetlerinden aradılar ve herhangi bir şikayetim olup olmadığını sordular. Ben de birkaç şikayetimden bahsettim. Evet arkadaşlar, hava soğuk olduğu için çekimleri arabanın içinde devam edeyim dedim. 5 tane konumuz vardı. Bunlar arkadaşlar, bir tane vites topuzu aracım otomatik vites olmasına rağmen aşınmıştı. Bu aşınmadan dolayı garantiden değiştirebileceğimi düşündüm ben de. İkinci bir konu start stop ile ilgili, ki bence bütün Clio 5 araçlarda kronik olan bir problem. Araç dururken arkadaşlar normalde ayağınızı frenden çektiğinizde bir gacırtı sesi geliyordu. Benim şikayetim buydu. Bakalım araç incelenecek mi şimdi? Nasıl bir sonuç verecekler? Ben de merak ediyorum. Bunun haricinde arkadaşlar ilk aracı aldığımda şoför koltuğunun arkasındaki yani sol tarafta aracın dış kapısında bir conta kısmında bir aşınma vardı aracın dış görünümünde. Ben bu aşınmayı ilk aracı alırken söylemiştim. Bir şey olmadı, yapmadılar. Şimdi bakalım yapacaklar mı, onu da merak ediyorum. Bir başka konu arkadaşlar, sağ arka koltuk tarafında bir ses geliyor. Bu sesle ilgili de arkadaşlar yerinde bakacaklar zannediyorum ama arka koltuğa birisi oturunca bu ses gitti aslında. Bakalım bir incelemeyle belki bir izolasyondan bir şey çıkabilir dediler. Ona da bakmış olacağız. Direksiyon kılıfı ile ilgili bir şeyler söyledim ama çok bir şey yok direksiyonda. Yani birkaç tane böyle noktalar görüyorum. Yani araçta 6 aylık. Direksiyon kılıfında da ufak tefek aşınmalar var. Çok önemli değil aslında ama söylemişken bunu da söylemiş olayım dedim. Arkadaşlar aracımı test edecekler. O yüzden kilometresini de aldılar. Kilometresi ben aracı verirken 4218 kilometrede aracı veriyorum. Ve direksiyonda ve koltukta gördüğünüz üzere birkaç tane şöyle izolasyon yaptılar. Şöyle. Bakalım. Teslim aldığımızda nasıl teslim alacağız? Şu an araç servise giriyor arkadaşlar. Şöyle ben de çekmiş oldum. Arkadaşlar tam Erdeğer'den çıkmak üzereydim ki usta benimle görüşmek istemiş. Aşağıya tekrar indim. Bu arada çekim yapamadım ama konuşulan şeylerden biraz bahsedeyim. Hataları görmek istedi. Ben de kendisine gösterdim. Vites topuzu ile ilgili özellikle net olan kiri gösterdiğimde kir olduğunu söyledi. Hani el dezenfektanı falan kullandığımız için dedi, oluyor dedi. Ama bir silecek, eğer sildiğinde çıkmazsa o zaman tekrar değerlendireceğini söyledim. Bakacağız ne çıkacak. Ondan sonra arka koltuktan sesi söyledim ki zannedersem başka şikayetler de var. Bir trimini kontrol ettireceğini söyledi. Direksiyonla ilgili bir şeyde bulunmadım. Şikayette bulunmadım. Daha sonrasında start stop'la ilgili olan şikayetimi söyledim ve start stop'u özellikle bakacak. Araç durduğu anda kalkarken fren grubunun oradan bir ses gacırtı geliyor. Son olarak da arka camın orada, kelebek camının oradaki contayı gösterdim. Bu da araç yıkanma esnasında olabiliyor dedi, fırçalar yapabiliyor dedi. Tekrardan bir inceleyeceğini söyledi. Bakalım 1-2 saat sürecekmiş inceleme. Bakalım ne sonuç alınacak. Ben de sonucu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi 3-4 saat geçti ve aracımı teslim almak için yeniden Erdeğer Renault servisine geldim. Bahsettiğim hatalarla ilgili bana bilgi verildi ve araç teslimi yapıldı şu anda. Bir evrak verildi. Evrağı da şöyle göstereyim size. Yapılan bazı benim şikayetlerimin haricinde bazı kontroller var. Beyniyle ilgili bazı kontroller yapılmış ve arıza olup olmadığıyla alakalı. Burada görebilirsiniz. Herhangi bir arıza zaten beyniyle ilgili olmadığını söylediler. Bu kağıdı da ilave olarak verdiler. Vites topuzu ile ilgili bir şikayetimiz vardı, aşınma ile ilgili. Ustayla konuşmuştuk ve bunun önce bir kir olup olmadığını denetleyeceğiz demişti. Eğer kirse silince çıkar zaten dedi ve baktığımda rapora şey olarak yazılmış, kir olarak yazılmış ve kiri sildiklerinde herhangi bir iz kalmadığını gördüm ben de. Direksiyonla ilgili zaten bir şikayetim yoktu. Şurasını arkadaşlar, buraya bir yaklaşabilir misin? Burada görünen şey, ben aracı alırken şurada bir iz vardı ve bundan bahsettim bu vesileyle. Bunun araç yıkanırken olabileceğiyle ilgili bazı düşünceleri var. Halbuki ben aracı alırken böyle almıştım. Alırken de söylemiştim ama kimse bir şey yapmamıştı. Bununla ilgili tekrardan bir geri dönüş yapılacağını söylediler. Müşteri hizmetlerinden bir telefon alacakmışım. O konuda bilgi bekliyorum.
Bir başka konu da arkadaşlar. Arka koltuktan ses geliyordu. Şurada sesin şuradan geldiğini söylediler. Burayı da şöyle koltuğu devirdiğimizde şurada bir kırmızı mil, şurada benim deforme olmuştu arkadaşlar. Buna biraz daha bir bant sarılmış olduğunu görüyoruz. Böylece sesi kesecektir dediler. Arkadaşlar ilave olarak arabaya iç dış temizlik yapılmış. Şöyle göstereyim. Paspaslar da yıkanmış. Arka paspaslar da aynı şekilde. Vites topuzunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Öncesi sonrası görebilirsiniz. Herhangi bir burada deformasyon ya da yıpranma gibi bir şey ben olduğunu zannetmiştim. Şu anda gayet silindiğinde iz kalmadığını gördüm. Bunların haricinde arkadaşlar bir de start stop'taki gelen sesi şey yaptılar. Bu da kaliperden gelen sesmiş. Yani normal bir ses olduğunu söylediler. Dolayısıyla Clio 5'in start stop'u ile ilgili genel kronik bir algı oluşmuştu zaten piyasada. Onu da söyleyeyim. Normalde bu ses normal bir sesmiş arkadaşlar. Yani çok endişelenecek bir durum yok. Ayağınızı frenden kaldırırken böyle ayağınıza da titreme sesi geliyor. Bunun normal olduğunu söylediler. Buradan da bu videoyu izleyen bütün kullanıcılara ulaşmış olalım. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir Clio 5 videosuyla ilgili tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi. Arkadaşlar arabayı aldım. 4218 kilometrede teslim etmiştim ve 4224 kilometrede geri teslim aldım. Yaklaşık 6 kilometre kadar araba sürülmüş. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için öncelikle teşekkürler. Fakat bir konudan daha bahsetmek istiyorum sizlere. O da en son start stop arızasından bahsetmiştim. Burada kaliper sesi olduğunu söylediler. Fakat servis kağıtlarında, evraklarında buranın bir de yağlandığından bana bahsetmişlerdi. Oraya da yazılmış bu konu. Ve yağlanmadan sonra biraz daha gıcırtı gitgide azalarak yok oldu. Bunu videoda bahsetmeyi unutmuşum, ondan bahsetmek istedim. Araç servisten çıkalı 8 hafta oldu ve bugüne kadar herhangi bir gıcırtı sesi duymadım. Fakat bu sefer start stop komple gitti. Servisten çıkalı 2 hafta olmuştu ve üst üste start stop arızaya geçti. Arıza da şöyle oldu arkadaşlar. Kırmızı ışıkta ayağınız frende beklerken ayağınızı frenden kaldırmanızla birlikte aracın çalışmasını beklersiniz. Fakat araç çalışmadı. Devir kadranı da gene hafif şöyle bir hareket edip aşağıya doğru indi. Tabii arkamda da trafik oluştu. Kornaya basanlar oldu ve hani aracı çalıştırmanız gene 10-15 saniye sürüyor nereden baksanız. Bu iki kere üst üste olduktan sonra ben artık start stop'u kullanmamaya karar vermiştim. Yaklaşık bir hafta 10 gün geçtikten sonra tekrar kullanayım dedim. Tekrar kullandıktan bir süre sonra da gene start stop 3. arızasını verdi ve aracım stop ediyor resmen. Ve tekrardan start stop'u bu sefer aktif edememeye başladım. Aracın ekranında da gene start stop arızası diye uyarı çıktı. Lütfen servise gidin diye uyarı yazıyor. Bununla da ilgili tekrardan bir servis başvurusunda bulunacağım. Start stop'la ilgili ayrı bir servis videosu çekerim. Onu da sizinle ekstradan paylaşırım. Bir de eklemek istediğim kelebek camın orada bulunan fitille ilgili bir gelişme oldu arkadaşlar. Ondan bahsetmek istiyorum. Servisten çıktıktan sonra bir hafta kadar zaman geçmişti. Müşteri hizmetlerinden beni tekrar aradılar. Bir kadın aradı ve müşteri memnuniyeti için bu talebimi yapacaklarını söyledi. Fakat bunun ben aracı teslim aldığım esnada böyle olduğunu kabul etmiyorlar. Yani bunu şu şekilde söylüyorlar. Siz ne kadar aracı aldıktan sonra da böyle hata olsa da biz müşteri memnuniyeti için bunu sizin için yapacağız diyorlar. Ben özellikle bunu belirttim. Hani ben özellikle şikayet etmedim bunu. Aracım 6 aylık olunca beni müşteri memnuniyeti için aradıklarında bir şikayetiniz var mı diye sordular ki sizleri de arayacaklardır. Burada aramışken onu da söyledim. İlk aracı aldığımda da gene buradaki izi gördüm ve söylemiş olmama rağmen bir şey yapılmadı ki ben de çok üstelememiştim zaten. Ama böyle de bir fırsat olunca hali hazırda diğer şikayetlerim de varken bunu dile getirmiş oldum aslında. Fakat bunu pek anlamak istemediler. Sonuç benim oradaki deformasyon olan contamı, fitilimi değiştirecekler. Fakat bunun için de malzemenin yurt dışından geleceğini söylediler. Bir yurt dışından gelme süresi varmış herhalde. Onu beklememi söylediler. Yaklaşık 2 ay oldu fakat hala daha gelmedi zannediyorum ki beni arayan olmadı. Pandemi şartlarını da düşünürsek yine bir ay içinde ben bir telefon alacağımı düşünüyorum açıkçası.
Bu videoda Renault'un servisi ve Renault araçlarının durumları ile ilgili size kendi başımdan geçenlerle birlikte anlatmaya çalıştım. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ayrıca sizler için hazırladığım katıl butonu da gene farklı ayrıcalıklara sahip olabileceğiniz durumlar var. Onu da gene göz atarsınız. Bir de gene çok izlenen aracı teslim alma videom var. Onu da gene sizlere paylaşacağım. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum ki yaklaşık 90 bin tık almıştı o da. Bir sonraki video ile yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.